Radyo Trafik Ankara'da özel haberlerimize devam ediyoruz. Bugün 2021 yılında direksiyon eğitimi nasıl oluyor? Ya da direksiyon sınavında ne gibi adımlarla karşılaşıyoruz? Bunları konuşacağız hep birlikte. MX8 sürücü kursundan da Faruk Bey var, usta öğretici. Faruk Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok da teşekkür ederiz. MX8 sürücü kursuna yoğun bir programınız var. Sizi de öğle tatilinde burada rahatsız ettik ama canlı yayın aracımızla biz de bir sınava tabi olmak istedik. İşin gerçeği, devamlı yollardayız. Çok da fazla yol yapıyoruz ama bilgileri de taze tutmakta fayda var. O yüzden sizinle görüşmek istedik. Şimdi sınav öncesinde sizin kursiyerlerinize öğrettiğiniz bütün adımları da aslında tek tek öğretmek isteriz. Arabanın başına geldik. Ne yapıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Evet, biz sizi bir sınav hazırlığı yapan bir adayımız olarak değerlendirelim ve ona göre de sizlerden ne istiyoruz? Hı hı. Sınav parkurunda neler yapılacak? Bunları size kademe kademe anlatarak size ehliyet alabilecek seviyeye nasıl getirdiğimizi anlatmaya çalışalım. Biz de bunu bekliyorduk hocam. Teşekkür ederim. Önce lastik havalarımızı kontrol ediyoruz. Hı hı. Ayağımızla yukarıya basarak veya hafiften şöyle hava kontrolünü yaparak sizlerden dört lastiğin böyle kontrol edilmesi isteniyor sınava evet, başlanırken. Hocam. Evet hocam. Daha sonra motor kapağımızı açtırıyoruz. Evet, biz açmıştık motor kapağımızı zaten, açtıktan sonra motor kapağımızın içerisinde bulunan bazı malzemelerimizin neler olduğunu sizlere soruyoruz. Hı hı. Burada bizden istenilenler nelerdir? Motor olarak motor kontrolünü yapıyoruz. Motor yağ kontrol çubuğu, evet. Motor yağ dolum kapağını göstermenizi istiyoruz. Daha sonra fren hidrolik yağ kutusu var orada arka, evet, tarafta. Arka tarafta. Akümüzü soruyoruz. Hı hı. Ve ileride sigorta kutumuz. Burada. Ve motor suyumuz, antifriz suyumuzu soruyoruz. Evet. Daha sonra burada radyatörümüz var ve radyatörümüzün de kapağını gösteriyoruz. Evet. Burada bilinmesi gereken önemli unsurlardan bir tanesi, eğer arabanızın radyatör kapağını açarak su koymanız zorunlu ise, hı hı, radyatör kapağını hemen açmıyorsunuz. Aradan bir 3-4 saat motorun soğumasını bekleyip ondan sonra ıslak nemli bir bezle motor kapağını, radyatör kapağını yavaş yavaş açarak havasını alarak havasını açmaya alalım çalışıyorsunuz. Eğer direkt açarsanız patlama yapabilir. Buna biz düdüklü tencere kapağı olarak benzetme yapıyoruz. Ben de onu söyleyecektim hocam. Çünkü açtığımız zaman suyun fışkırma durumu var. Havasını alarak yavaş yavaş açtığınızda kesinlikle en azından insan sağlığını tehlikeye atmamış oluyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Daha sonra aracımızın arka bagaj kısmında da bir takım parçalar var. Bunların da bir tanesi reflektör olarak belirliyoruz. Bu reflektörün de amacı aracımızın bir kaza durumunda ya da bir problem yaşanıldığında arkadan gelen sürücüleri uyarmak için şehir içerisinde 30 ile 50 metre, şehir arası otoban yollarda ise 100-150 metre arkaya koymakta Peki hocam, söylüyoruz. Ben usta öğretici birisini bulmuşken şunu söyleyeyim. Bu mesafeler yerine göre değişme şansı var mı? Mesela atıyorum uzun yoldayız, tepe altındayız. Mesafeyi ölçtüğümüzde de tepe üstüne koymamış oluyoruz. Tepe üstüne koymak daha doğru değil mi? Tabii orada ki. Şimdi virajlarda ve dediğiniz gibi köprü üstlerinde ya da tepe üstlerinde olduğunda arkanızdan gelen bir aracın aniden sizi görüp frene basana kadar yapacağı eylemi kestiremeyebilirler. Hı hı. O zaman da kaza kaçırılmaz olur. Bunu engellemek için de sizin koyduğunuz işaretin diğer gelen kişiler tarafından rahat görülebileceği yerine konulmasında fayda vardır. Virajın içinde eğer aracınızın arkasına hemen koyarsanız, hı hı, virajı dönen bir insan sizi görüp frene basana kadar iş işten geçmiştir zaten. O yüzden virajı biraz daha 50 olmaz da 75 metre, 100 metre de uzağa koyabilirsiniz. Çünkü zincirleme bir kazayı önlemek için de bu tedbirleri almamızda fayda vardır. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Bu işlemlerden sonra bagaj kapağımızı açıyoruz. Arka bagaj kapağımızı. Bagaj kapağımızın içerisinde de orada bulunan bazı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi reflektördü. Biraz önce izah ettim. Bu reflektörün konulurken bölünmüş yollar ve bölünmemiş yollar olarak düşünmemiz lazım. Şu anda mesela burası bir bölünmüş yoldur. Bu bölünmüş yolda aracın önüne reflektör ya da uyarıcı bir madde koymaya gerek yok. Niye? Çünkü karşıdan gelme riski yok aracın. Ama bölünmemiş yolda ne yapıyoruz? Aracımızın arkasına yerleştirme reflektörümüzü koyarsak, hı hı, önden de gelen insanın bizi fark edebilecek viraj olur, tepe üstü olur. O şekilde yine o insanların göreceği şekilde reflektörlerimizi oraya yerleştiriyoruz. Çok. Daha sonra aracımızın içerisinde bulunan ilk yardım çantamız ve yangın tüpümüz var. Hı hı. Bu yangın tüpünü kullanırken çoğu insanlar bazen
kullanım hatası yapabiliyorlar. Bunlardan birincisi, yanan cismi kendimizi yakmayacak mesafede duracağız ve rüzgarı arkamıza alarak yangın tüpünü alevin üstünden püskürterek söndürmeye çalışacağız. Diğer bir işlemde ilk yardım çantamızdır. İlk yardım çantamızda trafik kuralları içerisinde bulunması gereken turnike, eldiven, makas, yara bandı, sargı bezi, pamuk gibi malzemelerin olmasına önem göstereceğiz. Çünkü ilk müdahalede yerine göre bu parçaları da yaralı olan insana kullanma şansını yakalamış olacağız. Evet, bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, benim ilk yardım kartım da var. Yani ilk yardım eğitimini de aldım. Çok güzel. Herhangi bir acil müdahalede bunun da eğitimini almış olduk. Çünkü devamlı yollardayız, devamlı trafiğin içerisindeyiz. Bunu da yeri gelmişken söylemek istedim. Burada ben mesela bir ilave yapmak, mesela kalp masajını bilmenizde de çok önemli bir faktör var. Çünkü bazen insanların ilk müdahalede yapılacak bir davranış o insanı hayata tekrar ne yapabiliyor? Tutturabiliyor. Evet, tutturabiliyor. Yine aracımızın içinde yedek lastiğimiz, stepnemiz var. Aracımızın lastiğini değiştirmek için aracı yukarıya kaldırmaya yarayan parçamız olarak kirkomuz var ve lastiğimizi sökmemize yarayan bijon anahtarımız var. Burada lastik sökerken dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi de zemine göre işlem yapılmasında fayda vardır. Eğer aracınıza sabitleyici hiçbir şey kullanmaz, direkt kirkoyu kaldırır, yani yukarıya kaldırırsanız o zaman araba yolun eğimine, durumuna göre kayabilir, kirkodan düşebilir. Bunun için aracın lastiklerini çaprazlama sabitleyerek lastiğin sökülmesinde de bize bir güvence sağlamayı temin etmiş oluruz. Buradan sonra da arabaya geçiyoruz. Bundan sonra da arabamıza geçiyoruz. Arabamızın içerisinde de yine kullandığımız bazı göstergeler var, aparatlar var. Bunları hangi ortamlarda nasıl kullanacağız? Bunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz öğrencilerimizle. Daha sonra da sınavımıza başlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Mustafa Bey, dönem itibariyle pandemi dönemindeyiz. Evet. Sağlığımız bizim için önceliklidir. Araçlarımıza adaylarımız bindiği ilk yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi sağlık gerekçemiz olarak onları dezenfektan ya da kolonyamızla ellerinin temizlenmesi. Evet hocam. Daha sonraki işlemlerde direksiyonlarımızın dezenfekte edilmesini sağlıyoruz. Evet hocam. Yine tekrar arkasından vites kolunu ve el frenimizi de dezenfekte etmemizi istiyoruz. Evet hocam. Yine en son tekrar diyorum. Sinyal kollarımız ve silecek kollarımızı da yapıyoruz. Evet hocam. Yine arabamızın açma kapama ve ayna ayar düğme yerlerini, kollarını da güzelce dezenfekte ederek sınavımız öncesinde ayna anahtarlarımızı da ayarlayarak dezenfektemizi tamamlıyoruz. Bunun işlemleri yaptıktan sonra tabii hoca kendisini kendisini de dezenfekte etmesi gerekiyor. Onun da yine kapı kollarını ve açma yerlerini gerekiyorsa yine böyle dezenfektesini yaparak işlemimizi tamamlıyoruz. Tamamdır hocam. Şimdi adayımız arabaya oturduğu zaman bizim kendisinden bir takım işlemler bekliyoruz. Nedir bunlar? Bunları biz sıralama olarak 5 başlık altında toplayabiliriz. Birincisi koltuk ayarıdır. İkincisi emniyet kemeridir. Emniyet kemeri önce de takılabilir, sonra da takılabilir. Siz adımları söyledikçe ben uygulamaya evet, devam ediyorum. Üçüncü aşamamız arabamızın çalıştırılmasıdır. Dördüncü aşamamız aynalarımızın ayarlanmasıdır. Beşinci aşama da arabamızın hareket etmesidir. Burada hareket ederken arabamızın motorunu çalıştırdıktan sonra hemen aynalarımızı kontrol ediyoruz. Aracımızın bizim sağdan ve soldan kör noktayı sıfırlayacak kadar
bakış açımızı geniş tutacak şekilde ayarlarımızı yapıyoruz. Peki hocam, yeri gelmişken söyleyeyim ben. Kullandığımız araç, canlı yayın aracımız otomatik bir araç. Evet. Artık sınavlarda da otomatik araçta ehliyet alınabiliyor bildiğim kadarıyla. Evet. Otomatik araçta nasıl ehliyet aldığımızı konuşarak, hani bu adımları konuşarak tabii devam ki edelim. Tabii ki. Şimdi bu söylediklerim hem manuel araç için geçerli, hı-hı, hem otomatik araçlar için geçerli. Tamam. Otomatik araçlarda da buraya kadar aynısını yapacağız. Tamam. Ama bundan sonra başlarken araçlarımızda, otomatik araçlarımızda çalıştırırken öğrencilerimizin takıldıkları bir nokta var. Hı hı. Bazen araçtan inen ilgili çalışan aday ister istemez direkt kontağı kapatıyor. Hı hı. Kapatır mısınız? Aracı D'de bırakıyor. Basın frene, kontağı bir çevirin. Kapatın tekrar. Tekrar şimdi aday araca bindiğinde, hı hı, çalıştırmak istediğinde çalıştırın. Çalışmıyor. Bu durumda işte biz adaylara şunu söylüyoruz. Paniklemeyin. Bir otomatik aracın çalışması için park konumunda ya da nötr, yani boş konumunda olmasında fayda var. O yüzden diyoruz ki aracınızı çalıştırmadan önce mümkün olduğu kadar vitesinizi kontrol edin. Hangi konumda olduğunu bakın. Ondan sonra kontağınızı çevirin diyoruz. Anladım. Ki zaten bu araçta sistem olarak park dışında bir yere bıraktığınızda, ki az önce gördük, uyarı veriyor. Kesinlikle. Yani bazı araçların fonksiyonel özellikleri farklı. Evet. Ama biz genelleme olarak bunları öğrencilerimize anlatmıyoruz. Genel arabamızı olarak çalıştırdıktan sonra Mustafa Bey, artık harekete başlıyoruz. Burada en çok yine ehliyet alacak kişilerin tereddüt ettikleri noktalardan bir tanesi, hareket edeceği zaman aynı şeritte gidecekse, hı hı, diyor ki zaten ben dümdüz gidiyorum, sinyal vermeme gerek yok. Hı hı. Buradaki bu yanlış bilgi şudur. Belki sizin solunuzdan gelen ilgili şahıs, aynı da o anda göremediğiniz kör noktada, belki sizin önünüzde duracak, hı hı, ve bir yolcu indirecek ya da bir insanı indirecek. O zaman bir problem. Siz ne olursa olsun durduğunuz yerden sağ şeritte ya da yolun öbür tarafında sol şeritte duruyorsanız, hangi tarafa hareket edecekseniz o tarafa mutlaka sinyalinizi vereceksiniz. O zaman başlayalım. Aynanızı kontrol edeceksiniz. Buyurun. Hı. Sinyalimizi verelim. Aynamıza bakarak solumuzu, hı hı, kontrol ederek yolumuza devam edelim. Hocam ben ehliyet alalı 10 yılı geçti. Şu an aynı heyecanla gaza bastım. Maşallah. Ne güzel. Şimdi burası güzergah olarak ehliyet almak isteyen, Çankaya ilçesinden ehliyet almak isteyenler öğrencilerimizin sınav güzergahıdır. Şimdi şu sağ tarafta gördüğümüz L Park'tır. İsterseniz girelim L Park'ımıza. Girelim hocam. Diğer eğitim aracını bekliyoruz bu arada. Tabii ki o aracımıza belli bir mesafe yaklaşıyoruz. Hı hı. Dörtlüğümüzü yakalım. Tabii ki dörtlüğümüzü yakıyoruz. Ve burada aracımızın, burada duralım. Tamam. Şimdi dururken soldan gelen ve evine gitmek isteyen bir aracın geçiş dönüş istikametini kapatmamaya dikkat edelim. Anladım. Yine aynı şekilde yukarıdan gelen bir aracın, hı hı, yola çıkacağını düşünerek kontrollerimizi yaparak harekete geçeceğiz. Tamam. Şimdi burada bekliyoruz. Beklerken önümüzdeki aracın park ettiği konumu görüyoruz. Hı hı. O çok yaklaştı ama dönemeyecek hocam. Döner. Döner mi? Döner. Zaten biz de öyle yaklaşacağız. Çünkü burada bir ölçüler var. Birinci L denilen noktadan dubanın arasındaki uzunluğu 4 metrenin üzerinde olan araçların belli bir mesafe içerisinde manevra yapması isteniliyor. Anladım. Ve burada o manevra yaparken o dubalara veya yerdeki çizgiye değinmemesi, yaklaşırken de sarı çizgilerin içerisinde bulunması isteniliyor dubalara dokunmadan. Çok gittiyseniz geri gelin buradan bakın, şuradan. Şuradan, tamam. Kelebek camından görmeyince durun. Yok hocam, şu an görüyorum. Az ileriye gidin o zaman. Tamam. Tamam. Hemen şu buradan da zaten tam sağa yaparak gidiyorsunuz dubamıza. Tamam. O gel zaman yavaşça. Evet. Yavaş yavaş geliyoruz. Dubaya vurmamak şartıyla geliyorsunuz. Vurmaz herhalde hocam. Vurmaz zaten, ölçüsü onun öyle. Onu da, ona da vurmaz. Tamam o zaman. Geliyorsunuz. Buradan paralel olunca duracaksınız Mustafa Bey. Düz geliyorsunuz. Gel gelmeye devam et. Devam et. Burada görünce duruyorsunuz. Çıkarken dubaya vurmayacağız. Ve o dubaya vurmadan devam edeceğiz. Tamam hocam. Devam ediyor. 400 söndürelim. Sağ sinyal. Çeviriyorsun.
Birinci L parkımızı yaptıktan sonra kendi şeritimizde bir müddet gidiyoruz. Evet. Daha sonra sol sinyalimizi vererek orta şerite aracımızı geçmesini sağlıyoruz. Şimdi arkasından 25 metre geri geri gelme noktamız var. Bu noktamızda da adaylarımızın eğimli bir yolda nasıl gidecek, minik frenini kullanarak, ışıkları kontrol ederek hareket etmesini sağlıyoruz. Eğer sarı ışık çok erken yandıysa durma eylemini gerçekleştiriyoruz. Bu şeritten devam ediyoruz. Buraya yerine göre buradan da gir diyebilir komisyon hocamız. Orta şeritten de git diyebilir. İlerliyoruz, devam ediyoruz. Uygun bir dubada mesela ileride beyaz uçlu bir dubamız var. Evet. Beyaz uçlu dubamıza kadar komisyonumuz size bugün ilerleyin dedi. Uygun bir yerde de duralım. Çizgimize yakın şekilde. Şimdi burada 25 metre geri geri gelme işlemini yapıyoruz. Geri geri gelirken dörtlüğümüzü yakıyoruz. Vitesimizi geri alıyoruz. Aynalarımızın kontrollerini, diz aynalarımıza, yan aynalarımızı kontrol ederek sağ aynamıza bakarak böyle gelmeye gayret ediyoruz. Burada gelirken en uzak noktaya bakmamız lazım. Yere bakarsanız arabanızın dalgalı bir yolda gittiğini anlarsınız. O da size sıkıntı verebilir. Sağ aynadan gelişinizi kontrol ederken sol aynayı da kısa sürelerle kontrol etmeyi ihmal etmemeye çalışıyoruz. Ara sıra dikiz aynamıza da bakıyoruz. Bir dubadan diğer dubaya gelene kadar işlemimizi sürdürüyoruz. Evet. Durduktan sonra tekrar dörtlüğümüzü söndürüp sol sinyalimizi vererek sol kontrolümüzü yapıp yolumuza, şeritimize geçiş yapıyoruz. Bu ilerisi de biraz önce yapmış olduğumuz birinci L'nin ikinci L bölümü. Burada da biraz önce yapmış olduğumuz tekniğin aynısını kullanıyoruz. Burada da tabii aynı mantığını kullanıyoruz. Eğer birinci L'yi yaptıysanız diğer L'lerden muafsınız sınav güzergahında. Buraları pas geçiyoruz. Burada çocuklarımızın, öğrencilerimizin bu ışıklarla ilgili yavaşlayalım. Sarı dikkatli ve kontrol et. Eğer sola döneceksen dur ve geç mantığını kavratıyoruz. Güzergahımızı öğrencilerimizin bilebilmeleri açısından bazı noktalarda diyoruz ki yerleşim yeri tabela isimlerimiz var. Bu tabela isimlerini görünce aracımızın sağ sinyalini vererek sağ şerite geçmesini sağlıyoruz. Biz düz mü döneceğiz? Sağ dönüyoruz. Sinyalimizi verdik. Sağa yaklaştık. Hocam peki burada yere gelmişken şunu sorayım hemen size. Benim bildiğim, benim öğrendiğim ama Ankara'da çok fazla sıkıntı çektiğimiz bir konuyla ilgili bir şey sorayım o zaman. Buyurun. Size. Burada sağa dönüşte herhangi bir ışık yok. Biz buradaki kırmızı ışığa tabiiz değil mi? Tabii ki. Şimdi burada sağdan dönen ışık bize de yanıyor. Ama evet, dönerken eğer yaya ışığının olduğu yerde sizin döneceğiniz konumda ışık varsa, kırmızı ışık varsa duruyorsunuz, yayaya kontrol ediyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Çünkü benim Ankara'da en fazla karşılaştığım noktalardan teki de bu. Sağa dönüşün serbest olduğu gibi arkadan devamlı işte selektör, korna gibi tacizlerde bulunuyorlar. Ama burada sağa dönüş için ekstra bir ışık yoksa, sağa dönüş için yeşil ok işareti, tabii ki ona, ok işareti buna yoksa, uymak zorundasınız. Uymak zorundayız. Şimdi burada döner mesela dönmezde, yaya ışığı, yaya yoksa burada bakıyorsunuz, yavaşlıyorsunuz ve yolunuza yeşil yanıyor. Yaya varsa duruyoruz. Yayaya göre uygulayıp ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Yaya olmadığı için, yaya olmadığı için de trafiği rahatlatmak amacıyla da yolumuza devam edebiliyoruz. Orada yine dönerken sağ köşede size bir yanan ışık varsa, yaya ışığı ya da kırmızı ışık, ona göre de işlem yapabiliriz. Bunu da hani usta öğretici, evet, olarak bilen birisinden tekrar duyurmak istedim işin gerçeği. Teşekkür ederim. Burada orta şeritten de gidebiliriz. Sağ şeritten de gidebiliriz. Ama sol şeriti uzunca bir süre işgal etmememizde fayda var. Sollama yapmak isteyenlerin sollamasını engellemeyelim. Burada yine duruşlarda araç kullanan kişilerimizin çok sıkıntı yaşadığı bir olay var. Işıklarda duracaksanız bir arabanın arkasında lastiklerini görmeyince durun. Arka lastiklerini.
ya da yoldaki su çizgisi dediğimiz çizgiyi görmeyince durun. İlk araç çizilseniz duran ışıklarda. Çünkü orada durduğunuz zaman arkadan bir çarpışma anda darbeyi emip hasarı az atlatmanız mümkün olacaktır. İleride de 25 metre geri geri gelme yerimiz var. Bu güzergahta çıkan arabaların konumunu takip ederek sinyal veriyoruz. Gelen bir araç yoksa sağ sinyalimizi vererek sağa geçiş yapıyoruz. Tamam. Geçelim. Yine geri geleceğiz. Yok, yokuşta durma kalkma. Yokuşta durma kalkma yerimiz var. Yavaşlayarak kaldırıma yakın bir şekilde yaklaşıp duruyoruz. Ve arkamızdan gelen aracın bize zarar vermemesi ve trafikte problem yaşamamak için dörtlüğümüzü de yakıyoruz. Ben biraz önce durdum çünkü arkamdan gelen araç evet, sıkıntı olmasın diye yaptım. Aynen, aynen. Şimdi duruyoruz. Burada durduk. Burada kural olarak bizden 30 saniye içerisinde hareket etmemiz isteniliyor. Sürücü adayımızın rahatlaması, kendisini tekrar sürüşe adapte etmesi amacıyla bekliyoruz. Hı-hı. Hareket ederken dörtlüğümüzü söndürüyoruz. Hı-hı. Sol sinyalimizi verip solumuzu kontrol ederek yolumuzdan bir müddet düz gidiyoruz. Eğer ileride bir işlem yapmayacaksak orta şerite geçeriz. Eğer işlem yapacaksak bizim gitmemizi engelleyen bir unsur yoksa yolumuzda, şeritimizde yolumuza devam ederiz. Tamam. Bu sinyali verince adaylarımız sola çıkmayı düşünüyorlar ama bu hareket sinyali olarak ayrıca bir özelliğini belirtiyoruz. Tamam. Daha sonra sinyalimizi kapatıp ileride ani fren yapmaya. Ha, okey. Hemen oraya gidelim. Evet. Burası ani fren yeri. 30 km süratle giderken 30'a düşün. Düşün. 30'da gitmeye devam edin. Tamam. Ve birden ani fren. Duralım. Küt. Evet. Hemen arkasından dörtlüğümüzü yapıyoruz ki arkamızdan bir problem yaşanmasın. Burada neden sağdan gitmediğimizi sürücü arkadaşlarımıza söylüyoruz. Çünkü önümüzde tatlı bir viraj var. Virajın ilerisinde bizi bekleyen ne var göremiyoruz. Göremediğimiz için de problem yaşamamak için hem solumuzu kontrol edip hem önümüzü kontrol ederek en kısa sürede de sol şerite geçerek sinyalimizi vererek işlemimizi tamamlıyoruz. Evet, konuşmanın başında da konuşmuştuk ya hocam. Evet. Tepe üstlerinde vesaireler uyarıcı koyabilmek için. Evet, belirli bir metre bunun bir standardı var ama bazı yerlerde de tabii, sıkıntılar olabilir. Virajlarda, tepe üstlerinde normalinde şehir içerisinde düz yerde uyarı reflektörünüzü koyduğunuzdaki metreler birazcık daha uzun olacak. Mesela 100 değil de şehirler arası otobanlarda 150 metre uzağa ya da virajlarda 30 değil de 50 metre, 60 metre uzağa koyacaksınız ki arkanızdan gelen diğer sürücülerin sizinle bir olumsuzluk yaşamasını da engellemiş olacaksınız. Bu arada yerleşim yeri tabelası gördüğünüz evet, için yerleşim yeri evet sağa yaparak petrol ofisi tabelamızı görüp sağa geçerek vitesli arabaysak ikinci vitesi alarak dönüyoruz. Dönerken solumuzu ve yukarıda bize uyarı olarak yanan lambalarımızı kontrol ederek geçişimizi önce sağdan yaparak tamamlayıp daha sonra trafiğin akışına göre sinyalimizi verip orta şeritimize geçişimizi sağlıyoruz. Burada şehir içi hız sınırlarımız bu yolda 70 km. Buna uyarak 50-60-70 civarında adaylarımızın vites değiştirme, sürat yapıldığında direksiyon hakimiyetinde kontrol edildiği bir yoldayız. Doğru yolda, tutuş budur değil mi hocam? Doğrusu evet. Doğru tutuş 9 çeyrek yönündedir. Bazen bunu 10 çeyrek diyenler var. 10-20 diyenler, 9-20 diyenler var. Ama burada 9 çeyreğin esprisi elinizle direksiyon hakimiyetini sağlarken diğer parmaklarınız boşta kaldığında hem silecek kolunu hem sinyal kolunu kullanma şansına sahipsiniz. Orada da hem direksiyon hakimiyetini kaybetmiyor hem de aranıza hakim bir şekilde trafiğinizi, işlemini tamamlıyorsunuz. Yine ışıklarımız yeşil yanıyor. Geçelim modundan değil, her an kırmızı yanabilir düşüncesiyle yavaşlayarak arkamızı kontrol ederek hareketimizi tamamlıyoruz. Burada önümüzde bir kamyon gidiyorsa ya da ağır bir tonajlı araç, onun önünde duran bir araba varsa bunun sollama yapabileceğini düşünerek solumuzu kontrol ederek ya kaçacağız ya da onun o işlemi yapabileceği mesafeyi bırakarak tedbirimizi alarak trafikte akışımızı sağlayacağız. Tamam.
yine ışığımıza yaklaşıyoruz. Yayalar var. Yaya yolundan geçmiyorlar ama biz tedbirimizi alarak onların da bir olumsuzluk yaşamayacağı şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Önümüzdeki aracın sinyalinin yandığını görüyoruz. Solumuzu kontrol ediyoruz ve uygunsa geçişimizi kontrol ederek yapıyoruz. Ve işlemimizi kendi şeridimizde kontrolümüzü yaparak duruşumuzu sağlıyoruz. Yeşil ışığımız yandı. Yolumuzu sağımıza solumuza bakarak hareketimizi tamamlıyoruz. Eğer bir arabayı sollayıp önüne geçmemiz söz konusuysa önce sinyalimizi veriyoruz o arabayı geçmeden önce. O arabaya sağ aynada ve dikiz aynasında görerek şeritimizde yerimizi almaya çalışıyoruz. Virajlara gelirken o virajı rahat dönebileceğimiz hızımızı kontrol ediyoruz. Gerekiyorsa minik bir frenle savrulmamak ya da yanlamamak amacıyla dönüş işlemimizi tamamlıyoruz. Yine yerleşim tabelamızı gördük. Biraz sonra sağa döneceğimizi düşünüyoruz ve ona göre de her an bir sıkıntı yaşamayacak şekilde kontrolümüzü yaparak hızımızı da kontrol altına alarak dönüş işlemimizi yapmaya gayret ediyoruz. Sinyali biraz erken verdim sanırım. Sorun değil. Burada dönüş işleminizi yaparken vitesli arabadaysanız yine yavaşlayıp vitesinizi ikiye alarak dönüş yapıyorsunuz. Durduğunuzda da hareket vitesimiz 1'dir. Ona göre hareketimizi sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Yine burada park alanımıza geldik. Araçlarımızın L park yaptığımız bölgedeyiz. Burada park yapan araçlarımız var. Bunlar sedan, hatchback ve daha küçük i10 gibi ya da Getz gibi arabalarımızın park işlemini yapıyoruz. Park edeceğimiz dubaya belli bir mesafe, 50-60 santim mesafeli yaklaşıyoruz. Burada park edeceğimiz tabelamızı arka kelebek camımızda görüp işlemimizi tam sağ yaparak girişimizi yapıyoruz. İçin 3 dubalardan birisini L yapıyoruz. 3. dubaya yaklaşıyoruz. Evet hocam. Yaklaşıyoruz. Burada aracımızın kurallara göre park edilmesi isteniliyor. Burada öncelikle dubayla aracın arasında 50-60 santimlik bir boşluk olmasına özen gösteriyoruz ya da normal bir şekilde aracın dubalara vurmadan yanaşmasını sağlıyoruz. Hı hı. Biraz üçüncü L'ye yaklaşalım Mustafa Bey. Sağa doğru. Tamam. Burada yaklaşırken bu dubayı üçgen camımız yani kelebek camımıza düz gidelim. Düz gidelim. Düzelttim hocam. Evet. Üçgen kelebek camımızın dubanın küçük bir parçasını üçgen küçük kelebek camında görelim. Tamam. Büyük parçasını da büyük camda görelim. Tamam hocam. Sağ aynamızı yere indiriyoruz. Önce ayna seçiyoruz. Full indiriyoruz aşağı. Ve sol tuşumuza basıyoruz. Sol öbür tarafa, öbür tuşa basıyoruz. Devam edin. Tekeri görene kadar. Gelmiyor mu artık? Bu kadar geliyor. Tamam. Şimdi burada tam sağ yapıyoruz. Sol aynamızı kontrol ederek geri gelme işlemini yapıyoruz. Yavaş yavaş. Devam edelim. Orada bakın arkamızda iki nolu duba göreceksiniz yolun evet. İçerisinde. Evet hocam. O dubayı gördükten sonra devam edin. Düzeltmeyin direksiyonu. Düzeltmedim. Devam edin. Bakın bir duba daha göreceksiniz evet, ikinci şimdi. İkinci dubayı gördüm. Arkada ikinci dubayı gördünüz mü? Gördüm hocam. Durdunuz. Durdum. Durunca yerde bakın bir çizgilerimiz var. Evet hocam. Devam ediyoruz o çizgilere doğru yavaşça. Yavaşça ve belli bir mesafe gelince duruyoruz. Bir tık daha gelelim. Duruyoruz. Evet hocam. Tam sol yapıyoruz. Hemen düzeltiyoruz. Hemen düzeltip yavaş yavaş ölçülerimize göre hareket ediyoruz. Eğer ön taraf zaten duba vurmaz. Ölçülü durduğu için bu. Hı hı. Sürtme riski sıfırdır. Burada yavaş yavaş yanaşıyorsunuz. Yanaşıyorsunuz. Ve paralel olduğunuzda duruyorsunuz. Durduk. Bitti. Bu kadar. Buradan çıkışımızı yaptıktan sonra orta şeritten ya da sol şeritten yolumuza trafiğin konumuna göre hareket ediyoruz. Devam ediyoruz.
En kısa zamanda da yine orta şeridimize geçerek son şeridi kapatmaya özen gösteriyoruz. Burada da yine parkurun son parçası olan 3. L dediğimiz bir bölge var. Oraya doğru şimdi hareket ediyoruz. Peki ilk 2 L'yi yapan yine 3. L'den muaf mı? Zaten sırada 1 L'den sorumlu adaylarımız. Anladım. Ama biz hangisinin denk geleceği sıra günü belli olduğu için hepsinde de teker teker her turda adaylarımıza bu parkurda L'lerin konumlarına göre park etme, L park işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yine orta şeridimizden takip ederek sağımızdan solumuzdan arabaların kontrollerini yaparak kendi güzergahımızda yolumuzu takip ederek yolumuza devam ediyoruz. Birazdan sınav parkurunun başlangıç ve bitiş noktasına geliyoruz. Burası parkurlarımızın sürücü kurslarının bulunduğu noktalar oluyor. Bu noktalara yaklaşırken belli bir hızla oluyoruz. Duracağımız parkura göre kendimizi ayarlayarak sinyalimizi veriyoruz. Yavaş yavaş ilerleme yaparak kendi güzergahımıza girmeyin şimdi. Yavaş gidelim, sinyaliniz yansın. Mesela diyelim ki 12 nolu perondasınız ya da 13. Buradan uygun bir perona girin. Yavaşça uygun bir peronda duruşumuzu yapıyoruz. Burası sınavların bitiş ve başlangıç yerleri. Ve bir adayımız eğer kendi arabasını kullanarak buraya kadar tekrar geldiyse o zaman başarılı olmuş sayılıyor. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Şimdi ben birkaç şey sorayım o zaman. Buyurun. İlk önce durduk. Evet. Aracımızı park aldık. Evet. Ve ayağımızı frenden çektik. Çekiyoruz. Şimdi, evet. Ben de birkaç araştırdım buraya gelmeden önce. Burada güzergah sırasında yapamadığımız bir şey olursa kalıyoruz. Eskisi gibi bir puanlama sistemi bildiğim kadarıyla yok. Hani 100 üzerinden 90 aldım geçiyorum gibi bir durum yok. Kırmızı ve sarı ya da yeşil kurallar var, adımlar var. Bu adımlarla ilgili işlem yapılıyor diye biliyorum. Tabii siz daha net anlatırsınız bunu. Şimdi burada bir adayın sınav güzergahı boyunca yerine getirmesi gereken bazı kurallar var. Bu kurallarımızdan bir tanesi, başarılı ya da başarısız sayılmasında faktör olan kurallardan bir tanesi, eğer başarısızlık söz konusu olacaksa öncelik olarak sinyal olayıdır. Sinyal olayında eğer sinyal vermeden şerit ihlali ya da şerit geçişi yaparsanız zaten sizi başarısız kılıyorlar. Diğer bir noktada stop etme olayıdır. Manuel arabalar için geçerlidir bu. Bu manuel arabalarda da eğer birinci stoptan sonra ikinci stopu yaptığınızda da araçtan indiriliyor adaylar. Yine hareket edilirken başlangıç noktasından emniyet kemerini takmadan hareket etme işlemini gerçekleştirirse aday yine başarısız olarak değerlendiriliyor. Burada adaylarımızın sınav güzergahı boyunca başarısız olmaması için dönüş noktalarını, güzergahı öğrenmeleri ve hangi hamleyi nerede yapmaları gerektiğini öğrenmelerinde faydaları var. Bunlardan birincisi dönüş esnasında da yine sinyal vermeleri çok önemlidir. Yine manuel arabalar için geçerli olan yokuşta durmak kalkma olayında eğer aracı kaldırma esnasında 50 santimden fazla daha çok geriye doğru kaydırırsa adayımızın başarısızlığı yine söz konusudur. Tabi orada yine sinyal vermezse, istop ettirirse, ikinci istopunu da yaptırırsa yine başarısız olarak değerlendirilmektedir. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. MX8 sürücü kursundan Faruk hocamızla beraberdik. Faruk hocamız bize... Faruk Arat. Baştan alayım hocam. Evet, tamam. Şimdi iyi mi? Hocam çok teşekkür ederiz. MX8 sürücü kursundan Faruk Arat eğitmenimiz, usta öğreticimiz bizimle birlikteydi. Sınav güzergahını adım adım gezdik beraber. Aynı şekilde dediğim gibi ben ehliyet alalı çok fazla oldu ama aynı heyecanla sanki yeniden sınava giriyormuşum gibi hocamdan bilmediğim şeyleri de öğrenmiş oldum. Biz 2021 yıl, gerçi değişen çok fazla bir şey yok. 2020 yılında da hemen hemen aynı kurallar geçerliydi. 2021 yılında sınav güzergahında direksiyon eğitiminde neler anlatılıyor ve sınavda neler soruluyor onu öğrenmiş olduk. Hocam çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Radyo Trafik olarak sıkışık zamanlarımızda yol güzergahında bizleri aydınlattıkları için,
Fahri olarak bu konuda telefonla bağlanıp sizlere bilgi veren diğer sürücü adaylarımıza da biz çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra tüm sürücü arkadaşlarımızın trafik kurallarına göre kullanarak, araçlarını kullanarak kazasız, belasız, güzel günler temenni ediyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz böyle bir konuda duyarlı davrandığınız için.